Arkadaşlar merhaba. Türev videosunun, türev serisinin 5. videosuyla tekrardan karşınızdayım. Tekrardan beraberiz arkadaşlar. Bu sefer konumuz türevin geometrik yorumu. Şimdi örneklerin numaraları da tekrardan birden başladı arkadaşlar. Çünkü türev 2 olarak e, nitelendiriyoruz matematikçiler olarak bunu. İkinci kısmındayız türevin. Türevin geometrik yorumuyla devam edelim. Diyor ki arkadaşlar bakın. Denklemi fx olan eğriye apsisi x0 olan e, bunun üzerindeki bir noktadan çizilen teğetin eğimi m ise bunu f türev x0 ile gösteriyoruz. Tamam bu bize eğimi verir arkadaşlar. Yani hep klişe bir söylem var ya türev ne demektir arkadaşlar? Türev eğimdir. İşte burada bunu göreceğiz. F türev x0 eşittir m. Teğet ve normal birbirine dik olduklarından eğimleri çarpımı eksi 1'dir arkadaşlar. Ee, böylelikle şunu da söyleyebiliriz teğetin eğimi ile normalin eğimlerini çarpma eksi 1. Yani mt çarpı mn eşittir eksi 1 ise mn eşittir. Bakın şunu karşıya attığımız zaman eksi 1 bölü f türev x 0 olarak nitelendirebiliriz. Burada arkadaşlar teğetin denklemini e, y'den y 0 bilinen noktayı e, çıkarıyoruz eşittir. Eğim çarpı x'ten de bilinen x0'ı çıkarıyoruz. Bilinen noktayı verilen noktanın apsisini çıkarıyoruz. Normalin denklemi olarak da yine y eksi y sıfır bu sefer normalin eğimini buraya yazıyoruz arkadaşlar. Bakın yukarıdaki neydi? Eğimin e, teğetin eğimiydi. Bu sefer normalin eğimini yazıyoruz ve x eksi x sıfır diyoruz. Y eşittir mx artı n doğrusunun eğimi m'dir. Yani diyor ki ben mx artı n'in türevini alırsam ki m gelir tamam mı? E, diyor ki arkadaşlar bunun her noktadaki eğimi her noktadaki türevi m olduğu için her noktadaki eğimi de m'dir diyoruz. ax artı b artı c doğrusunun eğimi eksi a bölü b'dir. Bunun da sebebi arkadaşlar bakınız burada by eşittir eksi c eksi a x yazarsam ve e, bunun y'yi yalnız bırakalım eksi c eksi a bölü y ben bunun türevini aldığım zaman şuraya b yazacağız arkadaşlar kusura bakmayın şurası b. Ben bunun türevini alırsam y türev eşittir ne olacaktır arkadaşlar? Eksi a bölü b olacaktır. Bu yüzden de eğim her zaman eksi a bölü b'ye eşittir diyebiliriz. İki tane grafiğimiz var arkadaşlar. Bu grafikleri de inceleyelim. Bakın bir doğru verilmiş. Bu doğru da arkadaşlar şurası a birim ve x eksenini kestiği noktadan bu noktaya kadar olan kısımda b birim arkadaşlar. Eğer şurada da tanjant, şurada da alfa derecelik bir açı varsa bu eğimi ben tanjant alfadan yani a bölü b'den bulabilirim. a bölü b de daima sıfırdan büyüktür. Çünkü x ekseninde yapılan açı dar açıdır arkadaşlar. Şuraya baktığımızda ise bu sefer sanki doğrunun yönü bu tarafa doğru değil mi? Yani sola yatık biçimde düşüneceğiz bunu hayal edeceğiz. Şurada teta derecelik bir açı olsun. Bu teta derecelik açı şurası da alfa derecelik açı arkadaşlar. Şunu biliyoruz ki e, buradaki tanjant teta Tanjant teta neye eşittir arkadaşlar? Eksi tanjant alfaya eşittir. Dolayısıyla tanjant alfa burada b bölü a olduğundan eksi tanjant alfa da eksi b bölü a olacaktır. Ve bu değer sıfırdan küçüktür. Çünkü teta dediğimiz açı 90 dereceden büyüktür ya da 180 dereceden küçüktür ikisi birlikte. Yani ikinci bölgededir diyebiliriz. İkinci bölgedeki bir açının tanjantının negatif olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla eğimi de negatiftir denilebilir. İlk örneğimizle başlayalım. Fx eşittir x kare eğrisine üzerindeki e, x 0 eşittir bir absisli noktadan çizilen teğetin denklemini soruyor bize. Öncelikle f'in türevinde x'i bulmamız gerekiyor. Nedir arkadaşlar? 2x'tir değil, değil mi? X 0 eşittir bir absisli noktadan çizileni sormuş. Yani f türev birden biz eğimi bulacağız. 2 çarpı 1'den 2 gelir arkadaşlar. Bu m teğet. Tamam mı? Peki teğetin denklemini sormuş. Peki ben x, 0 eşittir 1 noktasındaki teğetin denklemini bulmak istiyorsam x0 eşittir 1'i fonksiyonda yerine yazmam gerekiyor. Yani f1'e de ihtiyacım var. f1 eşittir 1'in karesi artı 2'den 3 gelecektir. Yani bu e, nokta 1 virgül 3'ün tam üzerindeymiş. E, eğimini de bulduk arkadaşlar. Bu noktadaki teğetin eğimini 2 gelmişti. Dolayısıyla şunu yazabiliriz artık formülden. y eksi y0 eşittir m çarpı x eksi x0 diyorduk değil mi? E şimdi Y zaten formüldeki Y eksi Y sıfırımız 3 onu yazdık. Eşittir. Eğim 2 idi. Onu yazdık. X eksi. X sıfırda neydi arkadaşlar? 1'di. Bunu da yazdık. Böylelikle y eşittir. 2x bakın şuradan eksi 2 gelecek. Artı 3 de bu tarafa atarsam artı 1 olacak diyebiliriz. Sorumuzun cevabı y eşittir. 2x artı 1'miş. Ee, x sıfır eşittir. 1 hafif noktadan çizilen teğet. Teğetin denklemi. İkinci örneğe bakalım. fx eşittir kök x artı m çarpı küp kök x artı 1 fonksiyonunun x eşittir 1'deki teğetinin eğimi 1 bölü 3 olduğuna göre m artı 1'in karesi neye eşittir diye soruyor. Şimdi bu noktadaki teğetin eğimini vermiş arkadaşlar. X1, x, bir nok eşittir 1 noktasındaki teğetin eğimini. Dolayısıyla ben f türev x'i bir bulmam gerekiyor. f türev x dediğimiz ifade 1 bölü 2 kök x artı m çarpı bakın şurayı ben x üzeri 1 bölü 3 olarak alırsam 1 bölü 3 çarpı x üzeri ne olacak arkadaşlar? 2 bölü 3 olacak. 1'in türevi zaten 0. Şimdi ben x gördüğüm yere 1 yazayım ki f türev 1'den eğimi buluyor. Bu bize eğimi verecek. Eğim eşittir. 1 bölü 2 kök 1'den 2 gelecek arkadaşlar. Artı m bölü 3 gelecek. Doğru mu? Bu da neye eşitmiş? 1 bölü 3'e. Dolayısıyla m bölü 3 dediğimiz ifade bu arada buradaki teğetin neyim olarak nitelendirelim. Şuradaki m ile karışmasın sevgili arkadaşlar. m bölü 3 eşittir. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 dememiz gerekiyor. Değil mi? Bunu karşıya gönderdik. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişlettiğim takdirde e, ne olacaktır? 2 eksi 3 bölü 6 olacaktır. Yani eksi 1 bölü 6. Bakın şuradaki 6 3'ün 2 e, katıysa. Burası da 2 katı olacak ama eksi 2 katı olacak. Doğru mu? Dolayısıyla m kaçmış arkadaşlar? Eksi 2'ymiş diyebiliriz. m'yi sormuştu bize zaten. Üçüncü örnek. f2x eksi 1 eşittir. 3x kare artı 4x artı 4 olmak üzere. fx'in x eşittir eksi 1 apsisi noktasından geçen teğetin denklemini sormuş. Hemen arkadaşlar f'in türevinde 2x eksi 1'e bakalım. f'in türevinde 2x eksi 1 çarpı içinin türevi eşittir. 6x artı 4 diyeceğiz. İçlerinin türevini burada unutma arkadaşım tamam mı? fx'in x eşittir eksi 1 apsi noktasından geçen teğetin denklemi bu yüzden bu teğetin önce eğimini bulalım. f türev eksi 1 apsisi noktasından geçen teğetini sormuş ya yani bizden neyi istiyor arkadaşlar? f'in türevinde eksi 1'i istiyor. E ben içerisinde eksi 1 bulabilmek için x gördüğüm yere ne yazmak zorundayım? 0 yazmak zorundayım. Eksi 1 çarpı 2'yi de unutmayalım onu da yazalım. Çarpı 2 eşittir. Ne yazmıştık x gördüğümüz yere? 0 yazmıştık. Dolayısıyla burası gider ve artı 4 kalır. Ve f'in türevinde eksi 1 ne olur arkadaşlar? 2 olacaktır. Yani bu bu noktadaki teğetin eğimi. Peki bunu absiz noktadan teğetin denklemini sormuştu. Şimdi bir de biz fonksiyon eksi 1 için nereden geçiyor? Y0'dan geçecek ama bu y0 ne? Bunu bulmamız lazım. Yine f eksi 1'i istiyor bizden. Yani ben 2x'i sıfırlamam lazım. x gördüğümüz yere 0 yazarak. ve burası 0 olur. Burası 0 olur. Gene elimde 4 kalır. Demek ki bu fonksiyon nereden geçiyormuş arkadaşlar? Eksi 1'e 4'ten geçiyormuş. O halde gelin denklemi yazalım. y eksi 4 eşittir. eğim 2 çıkmıştı. 2 çarpı x eksi eksi 1 diyeceğiz. Doğru mu? x eksi eksi 1. E pekala. Burası y eksi 4 eşittir. 2x bakın şurası artı 1 oldu. İçeri dağıtırsak artı 2 gelir. Eksi 4'ü bu tarafa atarsam y eşittir. 2x artı 6 gelecektir. Bu noktadaki fonksiyonun teğetinin denklemi. Anlaştık mı arkadaşlar? Geçelim bir sonraki kısma. Bakın örnek 4'te bir grafik verilmiş bize. Diyor ki şekilde fx fonksiyonuna e, fonksiyonunu absisi 2 olan k noktasından. K noktası şurası arkadaşlar. Ve bu noktadan çizilen teğet verilmiştir. Buna göre f türev 2 nedir? Yani bu noktadaki teğetin eğimini sormuş. E, bu noktadaki teğet de belli zaten şurası. E, bakın bu teğet doğrusunun x ekseniyle ile yaptığı açı geniş açı olduğu için ikinci bölgeye düşen bir açı olduğu için bunun eğimi kesinlikle negatif olacaktır. Ve ben bu eğimi grafiği de hazırda verildiği için karşı bölü komşudan bulacağım. Yani 4 bölü 3'ten dolayısıyla cevabımız eksi 4 bölü 3'tür diyebiliriz. Eşittir mt diyelim. Tamam. Geçelim 5. örneğimize. fx eşittir x kare artı 6x artı 13 parabolünün ikinci açı ortay doğrusuna en yakın noktasının Apsisi nedir diye soruyor. Burada ikinci açıortay doğrusu dediğimiz şey ne arkadaşlar bakın hemen hatırlatmakta fayda var. Şu şekilde x koordinat sistemini düşünelim. Şu arkadaşlar y eşittir x doğrusuydu. Bu y eşittir x doğrusu birinci açıortay. Tamam, birinci açıortay. Ve şu da arkadaşlar, şu noktalı çizdiğimde yani y eşittir eksi x doğrusu. Bu da ikinci açıortay. Tamam mı? İki tane açıortay var kartezyen koordinat sisteminde bir tanesi birinci açıortay, diğeri ikinci açıortay y eşittir eksi x olan ikinci açıortay. Peki x kare artı 6x artı 13 parabolünün ikinci açıortay doğrusuna en yakın noktasının absini soruyor. Şimdi buna en yakın olan noktasında eğimleri birbiriyle aynıdır. Peki y eşittir eksi x'in eğimi nedir arkadaşlar? Y eşittir eksi x'in eğimi her noktasındaki eğimi aynı olacak yani y türevi eksi 1 dersek bu teğetin eğimi de daha doğrusu o noktasına hangi noktasına teğet olursa bu noktayı yaklaştırdığımıza diyeceğiz. Birazdan hayal, hayal edeceğiz arkadaşlar. Bakın eksi 1 olacakmış. Yani elimizde x kare artı 6x artı 13 gibi bir e, denklem var arkadaşlar. Ve bu denklemde misal bakalım hatta çizmeye çalışalım bunu. Deltası e, sıfırdan küçük olduğu için x eksenine değmeyecek ve tepe noktası da eksi 3 noktasında olacak. Apsisli noktada. Yani şu şekilde bir parabol olacak arkadaşlar. Tamam. Bu şekildeki bir parabolün ikinci açı ortay doğrusuna en yakın noktasının apsisi. Yani ikinci açı ortay doğrusunda parabolü biraz daha aşağıda çizdiğimiz için bu açı ortayı şu şekilde çizeceğim. Tamam. Kusura bakmayın. Biraz, yan, biraz daha yatık oldu. Biraz daha açık olması lazımdı arası. Yani şunun tamam mı? Y eksi x'in sanki buradan tutulup tamam mı? Buradan tutulup şu şekilde yukarı doğru kaldırıldığını düşünün. Bu şekilde yukarı doğru kaydırıldığını düşünün, eğimini bozmadan, tamam mı? İlk değdiği noktada buna olan ...en yakın noktasıdır. Anlaştık mı? E madem öyle, bu noktadaki teğeti de şu e doğrunun yani ikinci ortay doğrusunun eğimine eşit olmak zorunda. E bunun eğimi de halihazırda zaten neydi arkadaşlar? Eksi bir. Yani ben şunun f'in türevini alacağım, f türevi x eşittir 2x artı 6 diyeceğim ve hangi noktasındaki eğimi eksi 1'dir diye sormam gerektiği için bunu eksi 1'e eşitleyeceğim. Tamam mı? Böylelikle 2x eşittir ne olur arkadaşlar? Eksi 7 olur. x eşittir eksi 7 bölü 2 olur. Bu da bizim sorumuzun cevabıdır diyebiliriz. Eksi 7 bölü 2'ymiş. Geçelim sevgili gençler. Örnek 6'ya. F ve G fonksiyonları reel sayılarda sürekli ve türevlidir. F fonksiyonunun ikideki teğetinin eğim açısı 135 derece. Yani F türev 2 neymiş arkadaşlar? Aslında 135 derecelik bir açı yapıyorsa tanjant 135'e eşitmiş. E, tanjant 135'de ikinci bölgede 45 derecelik açı yaptığı için eksi 1'dir diyebiliriz. Yani kısacası F türev 2 eşittir eksi 1. E, Peki hala demiş ki bize e, Gx'in x, eşit, x eşittir 1'deki teğetinin eğim açısı da 120 derecedir. Yani gx'den bahsediyordu. G türev kaçtaki? Birdeki. Eşittir. Neymiş arkadaşlar? Tanjant 120'ymiş. E, tanjant 120 dediğimiz açıda x eksenine yapılan açı 60 derece olduğu için tanjant eksi tanjant 60'a eşittir. Tanjant 60 kök köküçtü. Demek ki bu da eksi 3'e eşitmiş. Yani g türev 1 neymiş arkadaşlar? Eksi kök 3'müş. E peki devam edelim. G1 eşittir 2 olduğuna göre F bileşik Gx'in x eşittir 1'deki teğetinin eğimi nedir diye sormuş. Şimdi bileşke fonksiyonun türevini alacağız. Yani F Gx'in türevi aslında isteniyor bizden. Bunu yapabilmek için tamamının türevinden bahsediyoruz. Bunu yapabilmek için F türev Gx diyoruz önce. Sonrasında da G türev x'ten bahsedeceğiz değil mi? Pekala. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Şuna bakalım. G1'in 2 olduğunu vermiş ya. Bak bunu da şimdi kullanacağız. Gelin x gördüğümüz yere 1 yazalım. Tamam. x gördüğümüz yere 1 yazarsak f türev g1 çarpı g türev 1. Şimdi bakın ben burada g1'in ne olduğunu biliyorum. Eksi kök 3'tü. Hemen yerine yazalım. Eksi kök 3. Peki buradaki g1'in de ne olduğunu biliyoruz. g1'de 2 idi arkadaşlar bakın burada. Değil mi? g1'de 2 olduğuna göre onu da hemen yerine yazalım. f türev 2 oldu artık burası. F türevi 2'yi de bulmuştuk bakın şurada. O da eksi 1'di. Onu da yerine yazalım. Eksi 1 çarpı eksi kök 3 diyeceğiz arkadaşlar. Bunda cevabı ne olacak? Kök 3 olacak ve bu x eşittir 1'deki teğetin eğimini vermiş olacak bize. Buna da m teğet diyebiliriz artık. Tamam. Evet 7. sorumuzla devam ediyoruz. fx eşittir x küp artı 3 eğresinin hangi noktalarından çizilen teğetleri 12x eksi 5 doğrusuna paraleldir? Bir e, teğet buna paralelse arkadaşlar eğimi 12'dir diyebilirsiniz. Doğru mu? Çünkü bunun türevi 12'dir ve her noktasındaki eğimi buna eşittir. E, dolayısıyla arkadaşlar fx'in türevine bir alalım. f türev x eşittir 3x kare olacaktır. 3x kareyi ben 12'ye eşitlemek zorundayım. x kare eşittir ne olur sevgili arkadaşlar? 4 olur. Buradan x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2'dir diyebiliriz. Hangi noktalarından çizilen teğetleri bu doğruya paraleldir diye sormuş. Biz iki tane nokta bulduk buna karşılık bir tanesi 2 2'ymiş diğeri de eksi 2'ymiş denilebilir. 8. örnek fx eşittir x kare artı 4 parabolüne orijinden çizilen teğetlerin eğimleri çarpımı. Şimdi orijinden iki tane teğet atacağız ve bu eğimlerin çarpımını bulacağız tamam mı arkadaşlar bakın bu soruyu iyi dinle. Diyor ki bize orijinden iki tane teğet çizilecek daha doğrusu 3 tane teğet olmadığını nereden anlayacağız? Çünkü bu bir parabol arkadaşlar. x kare artı 4 dediğimiz ifade şu şekilde bir ifadedir. Ve orijinden buna biz teğet atacakmışız. Yani şu şekilde teğetlerimiz olacak bizim. Tamam mı? Şurasını teğet gibi düşünelim. Teğetlerimiz olacak. 2 tane olur. Bu teğetlerin eğimleri çarpımını soruyor. Şimdi arkadaşlar bunu şu şekilde düşüneceğiz. Eğer bir doğru orijinden geçiyorsa denklemi eşittir. mx biçimindedir. Tamam mı? Neden bu şekildedir? Çünkü orijinden geçiyor. Hiçbir eksene değmemiş olacak. Şu şekilde bir mx doğrusu hayal edelim. Tamam. E, bu doğru. m Eğer negatif olursa şu şekilde de olabilir. Tabii ki bu tarafa doğru yatık da olabilir. Peki devam edelim. E, hangi parabole teğet olacak bunlar? x kare artı 4 paraboline. Dolayısıyla x kare artı 4 parabol ile ben mx'leri kesiştireceğim. Eksi m'i bu tarafa e, e, mx'i bu tarafa atarsam x kare eksi mx artı 4 eşittir 0 olur. Ve ikinci dereceden bir denklem geçer elimize arkadaşlar. Buradaki doğrularla yani mx doğrularıyla buradaki parabol tamam mı? Bunlar teğet oldukları için ortak çözülen denklemin deltası 0'a eşit olmalı. Tamam delta 0 biliyorsunuz ki mesela herhangi bir parabolün deltası da 0'a eşitse x eksenine paralel oluyordu. x eksenine teğet oluyordu çok özür dilerim. Burada da biz doğruyla e, parabolü eş, eşlediğimiz zaman ortak oluşan denklemden gelecek olan delta'nın da sıfıra eşit olması beklenir. Bakalım deltasına. Delta b kare eksi 4 ac idi bu arada. Bunun b'si eksi m olduğu için m kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 4 eşittir 0. Yani m kare neymiş arkadaşlar? Şuradaki 16'yı karşıya atarsak artı 16 m ne olur arkadaşlar? 4 veya m eşittir ne olur? Eksi 4 olur. Peki ne demişti bize? Orijinden çizilen teğetlerin eğimleri çarpımı. Yani orijinden iki tane teğet çiziliyormuş. Bir tanesi y1 eşittir 4x. Bakın şuradan geldi bu. O halde y 2 ne olacakmış? Bir tanesi bu. Diğeri de şu. Eksi 4x olacakmış. E şimdi şu teğetin eğimi 4. Bu teğetin eğimi de eksi 4 olduğu için ve bana da eğimlerin çarpımı sorulduğu için 4 çarpı eksi 4'ten doğru cevabın eksi 16 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Dokuzuncu örnek gx eşittir f kare x eksi 2x fonksiyonunun üzerindeki x eşittir bir absis noktadan çizilen normalin eğimini sormuş. Bakın normalin eğimini sormuş tamam mı? Genelde teğetin eğimi de şıklarda bulunur. Dikkat edeceğiz buna. E, ee, gx fonksiyonunun eğiminden bahsediyor. Normalin eğiminden. Dolayısıyla biz g türev x'i bulmak zorundayız. g türev x eşittir. Alalım türevini arkadaşlar. 2 çarpı fx çarpı f türev x. Tamam. Eksi 2. 2x'in türevinden 2 geldi. Pekala. Şimdi x eşittir 1 absisi noktadan çizilen normal eğimini sorduğu için g türev 1'i bulacağız biz. Eşittir 2 çarpı f1 çarpı f türev 1 eksi 2'den bahsediyor bize. E peki devam ettirelim. F1'i zaten bak A noktası 1'e 4'ten geçtiği için ben F1'in zaten 4 olduğunu biliyorum. Burası 4'müş arkadaşlar. Bir de burada 2 vardı çarpı bir de ne lazım arkadaşlar? F türev 1. Bu F türev 1'i nasıl bulabilirim? Şu şekilde bulabiliriz bakın. Şurada küçük bir üçgen oluşturursak. Tamam. Bu üçgende burası dik. Şurası kaç birim? 4. Şurası neydi? 1. E burası kaç birim arkadaşlar? 4. Burada oluşan açı da geniş açı olduğu için eğim karşı bölü komşunun eksilisine eşit olacak. Yani 4 bölü 4'ün eksilisi yani 1'in eksilisi. Yani eksi 1. Tamam mı? F türev 1'i de bulduk eksi 1'miş. Bir de yanında ne vardı? Eksi 2'miz vardı. 2 kere 4, 8. Eksi 1 ile çarparsak eksi 8, eksi 2'den doğru cevap ne olacakmış? Eksi 10 olacakmış. Yalnız burada doğru cevap dediğimiz şey teğetin eğimi. Bizden ne istenmişti? Normalin eğimi istenmişti. Dolayısıyla arkadaşlar eğer teğetin eğimi m teğet eşittir eksi 10 sa m normal nedir? 1 bölü 10'dur. Neden? Çünkü çarpıldıklarında eksi 1 yapması gerekiyordu. Bunların bu şekilde 1 bölü 10 seçebiliriz. Normalin eğimini. 10. sorudayız. fx eşittir x küp fx eşittir x küp eğrisine üzerindeki 1'e 0 noktasından çizilen teğet eğriyi bir başka l noktasında kesmektedir. Buna göre l noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruyor bize. Şimdi f x, i, x küp eksi e, 1 eğrisine 1 0 noktasından bir teğet çekilmiş ve başka bir l noktasında da bu teğet bu e, şeyi fonksiyonu eğriyi kesiyormuş. L noktasının koordinatlarını sormuş arkadaşlar bize. Şöyle diyebiliriz öncelikle f türev x dediğimiz ifadede zaten 1 e 0 noktasına bakın f türev x eşittir 3 x kare doğru mu? Şimdi bu noktasından çizilen teğetin eğimini bulabiliriz biz burada. Doğru mu? Eğimini bulabiliriz. Bulalım. F türev 1. Ne olur arkadaşlar? 3 olur. M teğet 3'müş. Peki. Şimdi şunu biliyoruz artık. 1 için nereden geçer fonksiyon? Onu da biliyorduk. 1'e 0. Ya yani bir noktayı biliyoruz. Bir de eğimini biliyoruz. O halde ben bu teğetin denklemini çıkarabilirim ortaya. E yapalım arkadaşlar o halde. E, y eksi y 0 eşittir. M teğet çarpı x eksi x 0'ı kullanacaktık. Değil mi? Ee, hangi noktalarda bunlar? Y 0 eşittir. Mt 3 bulduk. 3 çarpı x 1. Yani direkt olarak y eşittir. 3x eksi 3'müş. Bunu bulduk. Pekala bu 3x 3 doğrusu şu eğriyi x küp eksi 1 eğrisine bir noktada t etmiş ve bir noktada da kesiyormuş. O halde arkadaşlar ben bu x küp eksi 1 ile 3x eksi 3'ü kesiştirmem lazım. Tamam. Dolayısıyla birbirine eşitledim bunları. Eşitledikten sonra ne olacak? Hepsini şu tarafa atalım. x küp eksi 1 eksi 3x artı 3 eşittir sıfırdan. x küp eksi 3x artı 2 eşittir sıfır geldi. Şimdi zaten ben bir noktasında teğet olduğunu biliyordum ve diğer noktayı bulmaya çalışıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar burada biraz mantık yürütmemiz gerekiyor. Şimdi bu e eğriye eğer 3x eksi 3 doğrusu yani 3 parantezinde x eksi 1 doğrusu teğetse 1'e 0 noktasında bunlar teğet oluyorlarsa mutlaka ama mutlaka bu fonksiyon x eksi 1'in karesine tam bölünüyordur. Tamam bunun karesine tam bölünüyordur. Peki bunu nereden anladık arkadaşlar? İçerisinde x eksi 1'in karesi çarpanı olduğunu nereden anladık? Çünkü teğetlermiş arkadaşlar. Mutlaka. Mesela bunu parabolden de aslında çıkarabilirsiniz. Yani parabol x ekseninde mesela şu noktada 3 noktasında teğetse bu parabolün denklemi ne oluyordu? x eksi 3'ün karesi oluyordu çarpı. Bir de a'mız var. Mutlaka içerisinde x eksi 3'ün karesi çarpanı oluyordu. Dolayısıyla da bu fonksiyon x eksi 1'in karesine tam bölünüyordur. Diğer çarpanını bulmamız lazım bizim sadece. Tamam. x eksi 1'in karesinin ben x kare eksi 2x artı 1 olduğunu biliyorum ya. Gelin x küp eksi 3x artı 2'yi Buna bölelim. x kare eksi 2x artı 1'e. Tam bölünecektir ve şurada oluşacak olan e, ifade benim diğer çarpanım olacak. Ben bunu x ile çarpmam lazım ki x küp eksi 2x kare artı x çıksın x küpler gitsin. Burası 2x kare e, ne gelir arkadaşlar? Eksi 4x artı 2. Değil mi? Bir de burada eksi 2x'i ne çarparsam 2x kare elde ederim. Tabii ki eksi x de çarptığımız zaman ne gelir 2x kare ee, şuradan ne gelecek arkadaşlar 2x kare pardon çok özür dilerim x karemiz zaten varmış şurayı bir silelim çok üzgünüm şurayı sildim evet x kare ile çarparsam 2x kare elde ederiz tabii ki 2 ile 2 çarpı x kareden. Yani 2x kare eksi 4x artı 2 çıkardık 0 geldi İstediğimiz gibi tam bölümde arkadaşlar bir çarpanının şu olduğundan bahsetmiştik. Bunu tahmin ettik sadece. Nasıl tahmin ettik? Çünkü bu noktada t', -t der. Diğeri de kesiyor. Hangisi kesiyormuş? x artı 2. x artı 2 noktasında eğer e, x artı 2 diye bir çarpanı varsa mutlaka ama mutlaka bu doğru. E, bu eğriyi eksi 2 noktasında kesiyordur. Bize ne demiştir? L noktasının koordinatları toplamı. Bu L noktasının apsisidir arkadaşlar. Tamam mı? L noktasının apsisi buysa ordinatını nereden bulurum? Şurada yerine yazarız. F eksi 2 eşittir. Eksi 2'nin küpü eksi 1 olacaktır. Yani eksi 8 eksi 1. Yani ne olacak? Eksi 9 olacak. Doğru mu? Eksi 1, eksi 2 için nereden geçiyormuş? Eksi 9'dan geçiyormuş. Dolayısıyla L noktasının eksi 2, eksi 9 olduğunu biliyoruz. Or koordinatları toplamını sormuştu. Eksi 2 artı eksi 9 dersek doğru cevabın eksi 11 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Açıklayıcı çözmeye çalıştım. Tamam daha kısa yollardan polinom bölmesi yapmadan tahmin etme metoduyla daha birçok bir metotla çözülebilirdi. Ve ben biraz açıklayıcı çözmeye çalıştım. Neyin nereden geldiğini göstermeye çalıştım. Tamam. Hani ee, diğer sorularda da biraz daha öngörü sahibi olabilmeniz açısından bu şekilde uzun tuttum çözümü. 11. soru. H 3x eksi 1 fonksiyonu x karenin fx'e bölünmesiyle elde edilmiş. Hx'e x eşittir 5'ten çizilen normalin denklemi yani H türev 5 ile alakalı bir şeyler soruyor değil mi? Pekala. Yapalım arkadaşlar. Önce H 3x 1'in türevini almamız gerekiyor. H türev 3x 1 çarpı içerisinin türevi 3 eşittir. Burada da bölümün türevini uygulayalım. 2x çarpı fx eksi x kare çarpı f türev x bölü bölü f kare x dedik. Tamam. Şimdi yapmamız gereken şey nedir hocam? Şunu yapacağız. Bize h türev 5'ten bahsetmişti. Ben x gördüğüm yere ne yazarsam 5'i elde edebilirim. x gördüğüm yere 2 yazarsam 2 kere 3. 6 1 çıkar 5. Dolayısıyla x gördüğümüz yere 2 yazılacakmış. h türev 5 çarpı 3 eşittir. 2'yi yazarsam 2x 4 gelir çarpı f2. Eksi 2'nin karesi 4 çarpı f türev 2 bölü f kare 2 f kare 2. Pekala. Şimdi devamını getirelim arkadaşlar. Bakın. f2. f2 neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. f2 2 ise şurası 2 kere 4'ten 8 gelecek. Eksi. f türev 2 nedir? Bunu da bulalım arkadaşlar. Şimdi şuradaki üçgeni görüyorsunuz. Gelin şuradaki üçgene bir bakalım. Buradaki üçgen sayesinde eğimi hesaplayabiliriz. Şurada oluşacak, açı, şurada oluşacak olan açı geniş açı yani ikinci derecede ikinci bölgede olduğu için arkadaşlar Şurası kaç birim? 4 birim. E şurası da 2 birimdi. 4 bölü 2'den 2 gelecek. Yalnız ikinci bölgede olduğu için eksi 2 olacak. Yani f türev ikimiz neymiş arkadaşlar? Eğimimiz eksi 2. Eksi 2 kere eksi 4 ne var? 8 yapar. Dolayısıyla artı 8 dedik. Bölü f2 2 idi. 2'nin karesi de 4'tür. 8 artı 8 16. 16'yı 4'e bölersek 4 gelir. Bu ne? M teğet. Yalnız bizden neyi istemişti? Normalin denklemini. Dolayısıyla m normal ne olacaktır? Eksi 1 bölü 4. Yani şimdi yerine yazalım hx eşittir 5'ten çizileni sormuştu. Ve ben burada 5'i elde edebilmek için x gördüğüm yere 2 yazacaktım. Doğru mu? O halde şöyle diyebilir miyiz? 2 için nereden geçecek bu fonksiyon? Tamam mı? Yani ben buraya 5 yazdığım zaman bak şimdi 2'yi yazdık buraya burası 5 geldi ya. 2'yi de şurada yerine yazdığın zaman 4 bölü f2 neydi 2. Yani cevap ne gelir buradan 2 gelir. Yani bu fonksiyon 5 için 2'den geçiyormuş. Anlaşılan. Tamam. Y 2 eşittir. Eğim ne gelmişti arkadaşlar? Normalin eğimi eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi 2 diyeceğiz. Pardon x eksi 5 diyeceğiz. Tamam. Şurayı düzgün yazalım. Okunaklı olsun. Evet x eksi 5 diyeceğiz. Devamını getirelim. y eksi 2 eşittir. Eksi 1 bölü 4 x artı 5 bölü 4 deyip eksi 2'yi de bu tarafa atarsak y eşittir. Eksi 1 bölü 4 x. Tamam. Tamam artı şuna 2 ekleyeceğiz. Yani 8 bölü 4 ekleyeceğiz. 13 bölü 4 olacaktır diyebiliriz. Bizim normalimizin denklemi arkadaşlar. Şurası eksi 1 bölü 4 unutma. Evet bir yukarıdaki sorumuza bakalım. Sanırım örnek 12 olacak. Evet. Eksi x kare parabolüne üzerindeki 2 bölü 3 ve eksi 4 bölü 9 noktasından çizilen teğetin değme noktasından itibaren A ile B'nin arasındaki uzaklık 10 birim olacak şekilde bir B noktası alınıyor. A ve B'nin ordinatlarının pozitif farkı nedir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bu soruyu dikkatli dinliyorsunuz. Gene biraz yorum katmamız gerekecek. Tamam. Yani birazcık analitik düzleme tamam mı? Biraz e, parabollere doğrulara fonksiyon grafiğinin çizimine aşina olmanız gerekiyor ki bu soruları daha net bir şekilde gözümüzde görebilelim. Bu soruları düşünerek de farklı yollardan da çözebilelim. Bunları gözünüzün önünde canlanması gerekiyor unutmayın. Şimdi eksi x kare parabolü dediğimiz ifade grafik hangisi arkadaşlar? Eksi x kare şu. Değil mi? Ben bu eksi x kareye 2 bölü 3'ten 2 bölü 3'e eksi 4 bölü 9. 2 bölü 3 şurada olsun. Eksi 4 bölü 9 burada olsun. Şuradan bir teğet çıkaracağım. Tamam. Teğetimiz şu şurası A noktasıymış arkadaşlar. Bu A noktasından 11 birim uzaklıkta bir B noktası çizilmiş. Yani şurası 11 arkadaşlar. Burası 11 bunların ordinatları farkını soruyor bize. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Ben bu doğrunun eğimini bulurum. Yani bu teğetin eğimini bulurum. Teğetin eğimini bulabilmek için öncelikle y türev eşittir eksi 2x olduğunu söylememiz gerekiyor. 2 bölü 3'ü de yerine yazacağız. Yani y türev 2 bölü 3 diyelim. Eşittir 2 bölü 3 noktasındaki teğetin eğimi Eksi 2 çarpı 2 bölü 3'ten ne gelir arkadaşlar? Eksi 4 bölü 3 gelir. Şimdi bunun tanjant olduğunu biliyoruz ya arkadaşlar. Tanjant alfa diyelim. E 4 bölü 3 olan bir üçgen düşünecek olursak. Tanjantı 4 bölü 3 olan bir üçgen düşünecek olursak. Şu şekilde bir üçgendir bakın. Şurası 4. Şurası 4. Şurası 3. Şurası da 5. 3-4-5 üçgenidir değil mi? Yani şurası alfa derecelik bir açıysa. 3-4-5 üçgenidir. E peki o halde şunu da irdeleyelim arkadaşlar. Bakın burada nasıl bir durum var? Şurası 11'im mi olsun istiyor bu adam? Şurası 11'im olsun istiyor. Peki şuradaki açının geniş açının yani geniş açıyı 180'e tamamlayan açının tanjantı ne olması gerekiyordu? 4 bölü 3 olması gerekiyordu. Şunu şöyle tamamlarsak burayı da böyle bu şekilde tamamlarsak arkadaşlar tamam mı? E burası 10'du. Tanjantı da 4 bölü 3 ise yani şurası 4K'ya 3K ise e bu 6, 8, 10 üçgenidir. Yani burası 6. Şurası kaç birimdir? 8 birimdir. E bana demişti ki şu A noktasının ordinatıyla B noktasının ordinatının arasındaki fark kaçtır diye sormuştu. Bakın bu ordinatlar arası fark zaten şurasıdır. Yani 4k'dır. Yani 8'dir diyebiliriz. Anlaştık mı? Sadece bir tane küçük ufak türev işlemi yaptık. 3 4 5 üçgenini fark ettik. 11 birimi çektik buradan arkadaşlar. 11 birimi çektikten sonra da bunun 6 8 10 üçgeni olduğunu fark ettik. E bize de ordinat farkını sorduğu için 8 dedik. Apsis farkı demiş olsaydı 6 diyecektik. Tamam mı? Geçelim sevgili gençler 13. sorumuza. Diyor ki 13. soruda yukarıdaki şekilde verilenlere göre gx eşittir f kare x artı f x eksi 3 ise g türevi 2 nedir diye sormuş. Şimdi g'nin türevini bulalım. g'nin türevinde x eşittir 2 çarpı f x çarpı f türev x artı f türev x eksi 3. İçinin türevi 1 zaten yazmamıza gerek yok. Tamam mı? Şimdi bakalım arkadaşlar bize neler lazım? G türev 2'yi sormuştu. X gördüğümüz yere 2 yazılması gerekiyor öncelikle. X gördüğümüz yere gene şurada bir 2'yi yazalım arkadaşlar. G türev 2 eşittir. 2 çarpı F2 çarpı F türev 2 artı F türev eksi 1 dedik. Tamam. Şimdi gençler şu şekilde bir düşünelim bakalım. F2'yi biliyor muyuz? f2'yi biliyor muyuz arkadaşlar? Şuradan baktık. f2'nin karşılık geldiği yeri bilmiyoruz. Değil mi? Peki f türev 2'yi biliyor muyuz? Sanırım onu da bilmiyoruz. Değil mi? Yani buradan herhangi bir iki tane nokta vermiş. Ordinat vermemiş, bir şey vermemiş. f türev 1 de bilmiyoruz işin galibi. Ama biraz uyanık davranırsak fonksiyonun şuradaki e, doğrunun ne olduğunu biliyoruz biz arkadaşlar. Bu doğrunun hem f2 noktasında kestiğini biliyoruz. Şu noktada kestiğini biliyoruz. Tamam? hem de arkadaşlar eğimini hesaplamamızda yardımcı olabilir. Yani f türev 2 dediğimiz zaten 2 noktasındaki teğetin eğim değil mi? 2 e, noktasındaki teğetin teğetin denklemi zaten teğet bu zaten değil mi? E, buradaki eğimi neymiş arkadaşlar bunun türevini aldığınız zaman 2. Yani şurası neymiş? 2'ymiş. E, bunların 2 noktasında kesiştiğini de biliyoruz. Ben fonksiyonda 2'yi yerine yazmak yerine burada 2'yi yerine yazarım. 2 kere 2 4 artı 2'den 6'ymış burası da. Yani f2 6'ymış. Tamam. F türev eksi 1 lazım şimdi bize. F türev eksi 1 lazım. Şimdi ben bu fonksiyonu ben bu fonksiyonu eğiminin şurada pardon 2 için 6'dan geçtiğini biliyorum. Değil mi? 2 için 6'dan. Peki şurası hangi noktadır? Bunu bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Burası y'sinin 0 olduğu noktadır. Yani ben bunu 0'a eşitlersem 2x eşittir eksi 2 olur. X eşittir, x eşittir eksi 1 olur. Aha da burası eksi 1 noktasıymış. Zaten bana da o lazımdı. E bu fonksiyon eksi 1 noktasında x eksenine teğet olduğuna göre buradan çekilen teğetin e, eğimi de zaten ne olacaktır arkadaşlar? Sıfır olacaktır. Neden? x eksenine paraleldir çünkü. Demek ki f türev eksi 1 de sıfırmış. O halde çözüm için ayırdığımız yeri hiç çözüm yapmadık ama sadece şurayı hesaplayacağız. Onu da ayıp olmasın diye şurada yazalım bari. 2 çarpı 6 çarpı 2 artı 0. Yani ne olacak arkadaşlar sorumuzun cevabı? 24 olacak diyebiliriz. Sanırım altta soru yoktu. Siz bu çözümü bu kısma yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet 14. örnekteyiz arkadaşlar. Bir grafik verilmiş. bayağı karman çorman bir grafik gibi görünüyor. Diyor ki f fonksiyonu d1'e k noktasında. Bakın f fonksiyonu şurada ve k noktası burada. Bu noktada t etmiş. de d2'ye l noktasında t'tir. Bu şu soru. Arkadaşlar bu sırada sizin pdf'lerinize şurada bir noktası olacak ama ben buraya biri kendi pdf'imde eklemeyi unutmuşum. Şurada bir noktamız var arkadaşlar. Tamam burayı eklemeyi unutmuşum soruya. Devam edelim. D1, D2'ye paralel HX'de G1 eksi X bölü FX olduğuna göre H türev eksi 4 nedir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar öncelikle H'ın türevini 4 4'ü sorduğu için gelin. Önce bir H'ın türevini bulalım. H türev X eşittir. G türev 1 eksi X çarpı içinin türevini unutmuyoruz. Eksi 1 çarpı ee, ne olacak arkadaşlar? FX ikincinin aynısı. Eksi bu sefer G1 eksi X çarpı f türev x diyeceğiz. Bölü bölü f kare x. Neyi yerine yazmamız isteniyor arkadaşlar? Eksi 4'ü. Dolayısıyla gelin şurada x gördüğümüz yere eksi 4'ü yazalım. h türev eksi 4 eşittir. g'nin türevinde 1 eksi eksi 4'ten 5 gelir. Bakın 1 eksi eksi 4'ten 5 gelir arkadaşlar. Çarpı eksi 1 çarpı f eksi 4 eksi bu sefer G5 çarpı F türev eksi 4 bölü F kare eksi 4. Tamam. Yukarı çıkalım şimdi bakalım. Bize neler lazım onları sırayla bulalım arkadaşlar. Bir F eksi 4 lazımdı. Bu F eksi 4 nedir arkadaşlar? Bakın eksi 4 için nereden geçmiş fonksiyon? 4'ten. F eksi 4 4'müş. G5 lazım arkadaşlar bize. G5 nereden geçiyor? O da 5'ten geçiyor. Güzel. F türev eksi 4 lazım f türev eksi 4 eksi 4 noktasından çizilen teğetin eğimi demek arkadaşlar. Bakın şuradaki üçgeni oluşturduğumuz takdirde karşısı 4 birim. Buradaki komşusu da 5 birim arkadaşlar. F türev eksi 4 neymiş sevgili gençler? 4 bölü 5. O halde bu da buna dikse ki biliyorsunuz birbirine dik doğruların eğimleri çarpım 1'di ya da teğetin normal eğimleri çarpım 1'di. Dolayısıyla g'nin türevinde G'nin türevinde 5'te ne olacak arkadaşlar? Eksi 5 bölü 4 olacak diyebiliriz. Şimdi hepsini gidelim yerine yazalım. Tamam. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. G türev 5 arkadaşlar. Eksi 5 bölü 4'tü. Eksi 5 bölü 4. Çarpı bir de başında eksi 1 vardı. Artık orası alt, artı altı oldu. şurası eksi 1'di. Artık şunları çarptık. 5 bölü 4 oldu. Tamam. F eksi 4. F eksi 4 de sanırım eksi 4'tü. Bir de fonksiyonda sanırım şuraya da yanlış yazmışız. Bakın. O da eksik hatamız çıkıyor. Doğru yazmış aslında. Sanki şeyin çizgisi gibi olmuş. Şurası eksi 4 arkadaşlar tamam. Y ekseninin alt taraftaki kısmı 4 olamaz tabii ki. Eksi 4. Sonrasında eksi. Eksi. G5. G5 neydi? 5'ti. F türev eksi 4 neydi arkadaşlar? O da 4 bölü 5'ti. Doğru mu? Bölü F kare eksi 4 yani eksi 4'ün karesi 16 diyebiliriz. Şimdi işlemi yaptığım zaman şu 4 ile şu 4 gider. Bu 5 ile de bu 5 gider. Burada ne kaldı arkadaşlar? Arkadaşlar. 5 var. Bir de şurası neydi? Eksi 4'te. Eksi 5 Bir de burada ne var? Eksi 4 bölü 16 O zaman işlemin sonucu nedir? Eksi 5 eksi 4 eksi 9 bölü 16'dır diyebiliriz. Evet sevgili gençler Türev yardımıyla fonksiyonlarda artan ve azalanlık bir sonraki konumuz olacak. Bir sonraki videomuzun konusu bu Umarım e, bu notları çıkarıp benimle beraber ilerliyorsundur ve bu notlar sana yararlı oluyordur e, Tek amacımız bu emin olabilirsiniz arkadaşlar bu videonun bugün sonuna geldik. Diğer videolarda ve diğer konularda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayınız arkadaşlar.